Ablacığım tamam. Tamam ben buradayım. Bak bir şey olacak ne olursun. Rica ediyorum sakin ol tamam mı? Tamam hemşire gel ben kapatıyorum şimdi. Tamam. Bakar mısınız bir şey söyleyeceğim. Kaç saat oldu bana bir haber vermiyorsunuz. Bakın benim bir yetkim yok. Çok zor bir ameliyat. En iyi doktorumuz girdi ameliyata ve kan kaybı çok fazla. Başka bir şey söyleyemem. Almıyor. Nasıl oldu bu kaza? İki doğdun, iki doğdun. Mutlu yıllar sana. Evet. Tatam! Nasıl? Doktor bu ne? Nere? Ya abi gerçekten bu ne ya? Bu şey işte çok romantik bir fikir değil mi bebişim? Hani şey gülme abi ya. Hani bu Faruk Süreyya'yı ilk gördüğü kafeye götürünce bende de ampul yandı biliyor musun? Ben de işte aşkımızın ilk filizlendiği şeyden yola çıkayım dedim. Hayatımın aşkının sürpriz manası. Çok güzel değil mi bebişim? Ya bu... Zamanında dolap bende hatırlamıyor musunuz? Hep dolaplardan falan çıkıyordu. Sen bilmiyorsun tabii. ya tamam gülmeyin siz de ya. Bebişim çok harika fikir değil mi? Bayıldım ya? Aşkım bayıldım. Harika olmuş. Baksana. Aynı sen. Yakalım aynı. Bari. Şunu da tepene kondurayım. Ha? Abi sağ ol ya. Üfleyeyim mi? Dilek tut, dilek tut. Tutuyorum. Bırak. İyi ki doğdun ya vallahi. İyi ki varsın. İyi hadi keselim şu pastayı. Teyze hoş. Ben şimdi bakalım. Süreyya. Sen versene. Hayır. Ah canım benim ya. Organizasyon yapıyorsun ya. Şöyle bir şey yapabiliriz o zaman. Bizim 2020 home koleksiyonu ve tanıtım organizasyonunu yaparsın. Eğer istersen tabii. Gerçekten mi? Aa, ben çok ciddiyim. Eğer sen istersen... Deli misin? Ben de çok ciddiyim. Harika olur. Tamam o zaman. Aşkım. İlk işimi kaptım şu anda. Güneşten hem de. Benim aslan karım ya. Yap. Yap, ne derler? Para dosttan kazandırmış. Sana da mı ya? Aynısı mı? Bu ne? Hay bir bakar mısın? Aa, pasta mı o? Evet. Hadi canım. Ne bu? Niye? Yani... Ay niye yani? Sinirim bozuldu ya salak. Neden salak böyle? Salak çünkü. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Niye ne cins yani? Bir adamsın ya? Allah Allah. Ne yapayım ya? Bilmiyorum abi. Vardır bir anısı bir şey. Olsun yani. Hani. Ne o? Bakar mısın fotoğrafı beni de teklemişler. Sana. Nasıl ben bunu beğensem, bir yorum falan yazsam garip durmaz mı sana? Bence etiketlendiğine göre yorum yapmanda bir sakınca yok. Diyesin. Tabii tabii. Nasıl bir beğeni. O zaman güzel günlere. Evet. Ya ne kadar da çok pasta almışsınız. Keşke Fikretleri de çağırsaydık. Ya ben onları çağırdım da gecikmişim ya. Ademlerle birlikte yemeğe gidip
Şey yapacak. Ya işleri varmış biliyor musun işte şey. Tamam. Hadi bakalım şimdi tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Beni çok mutlu ettiniz. Sizi çok seviyorum. O zaman bebişim müsaadenle ben başlayayım tatlı konuşmaya. Bir minik bir şey söylemek istiyorum. Günün anlam ve şeysi üzerine. Gençler, yani ben ikinize her şey için çok teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Yani sizin bu aşkınız var ya, işte bana hayatımın aşkını getirdi. Değil mi bebişim? Yani sonuçta ben bu dolaba sizden ötürü girdim. Dünya evine de sizden ötürü girmiş olduk. Orada öyle de muhteşem bir şey oldu. Cihanımız, cennetimiz oldu. Ne diyeyim ki yani sizin bu aşkınız benim hayata bakışımı değiştirdi, aşka bakışımı değiştirdi. Bolca da özendirdiniz. Gıcıksınız ya. Neyse ya şaka bir yana gerçekten şunu söylemek istiyorum. Vallahi olmasaydınız olmazdı. İyi ki varsınız. Ben şu hayatta yani kendimce bir şey dedi Faruk'tan geri kalmadığımı düşünüyorum. Ama onu yine de Faruk'a borçluyum. Bu kadar hatta yapacak bir şey yok. Sen de iyi ki doğmuşsun. İyi ki de benim olmuşsun. Bebişim. İyi ki. İyi ki. Ya hadi bir fotoğrafınızı çekeyim ben sizin. Hadi. Hadi yenge. Tamam. Ailenizin şıpşakçısı. Doğru. Gel sen Faruk. Bu kıyafette mi ya? Ya sen her halinle güzelsin bebişim. Ay teyze çok güzelsin tamam. Şöyle Faruk gelsene. Çok güzelsin. Hadi hadi bir tane de sen de ol. Selfie yap. Selfieci geldi. Doktor bey Özgür. Nasıl? Hastanın akciğerlerinde kaburga kırığına bağlı pnömotoraks gelişmiş. Bu da hastada solunum yetmezliğine yol açmış. Acil müdahaleden sonra akciğerlere kateter takıldı. Operasyon başarılı geçti. Yalnız şu an hastamız yoğun bakımda. Müşahede altında. Peki hayati riski? Tam olarak atlatıldı diyemem. Bekleyeceğiz. Bence yine de bir yakınlarına haber veriniz. Bence bu bir kaza değil Okan abi. Bence Özgür o Faruk denen adam yüzünden intihar etti. Ne diyorsun sen? Ben şahidim. O adam bir süredir Özgür'ü tavlamaya çalışıyordu. Dün bir mesaj atmış. Bornozlu odasına gitmiş. Öpmüş kapıda. Ama karısı gelmiş galiba. Özgür bunu konuşmaya gittiğinde sen beni yanlış anladın demiş. Kovmuş onu işten. Ben bu taşla nasıl yaşarım deyip ağlıyordu telefonda. Bak mesaja istersen. Duruyordur hala. Bu pasta o mu şimdi? Şuna bir baksana Allah aşkına. Niye dolap şeklinde bu? Ay işte ben de onu merak ettim anneciğim. Uzun mesele hiç sorma. Ama. Ya otursanıza hadi. Çok yorgunum anne ya. İyi iyi. Neyse ki bir organizasyondan vukuatsız dönebiliriz. Yani aslında teyzem kalp krizi geçiriyordu ama... Akif sağ olsun konfetiyi suratına patlatınca... Öyle bir...
Tedirgin olduk ama avukattan saymıyoruz artık. Neyse zaten artık organizasyonları İpek yapacak. Kendisi ilk büyük işini de aldı bu akşam. Hayırlı olsun. Ya Güneş dedi ki acaba la kostümün bahar etkinliğini sen mi yapsan? Ben de kabul ettim. Yani tatlı da bir kadın aslında. Senin için bir sorun olur mu ki? Yok canım, yok yok. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Gerçi benim gözüm yükseklerdi ama. Benim yurt dışında da çok müvekkilim var. İstersen seni onlarla kontaklayabilirim. Yurt dışındaki müvekkillerin kovalasınız. İnşallah. Ay keşke. Bakın hızlı girdi İpek Toy'a. O zaman bir kutlama yemeği de bizim için yapalım ha? Hı? Belki Esma Sultan da bu kutlamayı bir şarkıyla taçlandırır. Hadi. Şarkı mı söyleyeceğim? Hadi. Piyano çal bize. Hadi. Piyano çalarsın. Hadi piyano çalalım hadi. Aman. Vallahi 41 maşallah, gözün de bozulmuyor yani. Böyle oku babam, oku babam. Hayır, yolda yürürken de okuyorsun. Bir gün düşeceksin diye korkuyorum ya. Ya ben yeri cinko zirikleri aldım da. He. Yani gözüm yormuyor. O yüzden devamlı internetten okuduğum için kitapları yanıma alamıyorum. İyi maşallah, maşallah. Hadi sen oku, ben çöpleri dökün geleyim. Canını yedim. Hayırlara çıksın. Buyurun. Senin ne işin var burada arkadaşım? Git lan. Arkadaşım, senin giremezsin. Nereye gidiyorsun? Lan nereye? Karışma. Nazif. Nazif. Faruk. Faruk, aç şu kapıyı. Biri mi seslendi ya? Okan. Sen hala ne yüzle geliyorsun buraya? Sen ne yüzle geliyorsun buraya? Benim için Faruk. Hangi yüzle geliyor lan bu? Sen nasıl bir ahlak anlayışın Nasıl bir ahlak anlayışın var senin? Evli barklı adamsın. İşte yarı yaşında kızı asılıyorsun hem de benim yeğenime. Nasıl? Lan sen ne diyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Lan! Dingon'u alamıyorsun lan sen! Yapma! Dingon'u alamıyorsun sen! Al bak şunu! Dingon'u alamıyorsun! Özgür'ün telefonu. Al. Ne diyorsun lan? Al bak da gör. Abin yeğenimi nasıl otel odasına götürüp de ahlaksız teklifte bulunmuş. Al bak gör. Tamamen bir yanlış anlaşılma. Bu ben Süreyya'ya yolladım sanıyordum mesaj. Ya bornozla odasına gittiğin, öpüştünüz de mi yalan? Bak hepsinin bir açıklaması var Okan, tamam mı? Saçma göründüğünü biliyorum. Ben özür dilemek için odasına gittim. Özgür kapıyı açtığında birden... Ben de şaşırdım, tamam mı? Ben de anlayamadım. Bak Özgür yaşanan her şeyi yanlış anlamış. Boş ver abi, yorma kendini. Bunları kendi kendine hallenmek durumundasın. Dur, ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Sen ne diyorsun lan? Kız hastanede can çekişiyor. Kahrınlar intihar etmiş. Ne diyorsun sen? Ne intiharı? Ne intiharı? Okan, ne intiharı? Şimdi nasıl? Şu anda ameliyathanede canını kurtarmaya çalışıyor. Necdi abi. Bir
şey yok abi. Bir şey yok. Bir arkadaş geldi de bir yanlış anlaşılma oldu. Bir sorun yok. Yani teşekkür ederim. Polis telefon açtı şimdi canım. Git arada. Ben çağırdım. Bunca adam bir adamla mı başa çıkamayacak yani? Kim olduğunu bilmiyorsun, ne olduğunu bilmiyorsun. Allah Allah. Kim ara dedi sana? Anne tamam, kız paniklemiş, üstüne gitmiş. Tamam, üstüne gitme canım. Sen o da iyi niyetinden yapmış. Her şey burnunu sokmasın. Yani bir sorun yok abi. Dediğim gibi bir arkadaş geldi de bir yanlış anlaşılma var. Sen ekipleri geri çek abi. Teşekkür ederim. Eyvallah. Faruk. Eğer Özgür'e bir şey olursa... Bak. Bak Okan, ne nasıl oldu bilmiyorum. Bilmiyorum ama ben Özgür'ü intihara sürükleyecek herhangi bir şey yapmadım, sana yemin ederim. Ben onu kardeşim gibi gördüm. Senin emanetin olarak gördüm. Yemin ederim benim bir suçum yok. Ama şu an bunu konuşmayalım. Bir sakinle, ondan sonra konuşalım. Lütfen şimdi git. Lütfen. Ayıp be herif, senin o kadar arkanda durdu ya. Şu haline bak be. Utan ulan, utan. Oğlum. Bu defa o kadar basit bitmeyecek bu iş. Ne? O hisseleri unut. Ne diyorsun lan sen? Eğer Özgür'e bir şey olursa hepinizi yok ederim. Kimi yaşatmıyorsun lan sen? Abi. Ha? Tamam oğlum. Ya. Tamam. Manyak. Oğlum nedir bu işin aslı? Mustafa abi. Buyur beyim. Bir Özgür hangi hastanede yatıyor onu bir öğren de durumuyla ilgilenelim. Boşuna koç gibi görmedim. Kesecektim ben bunu. Bırakacaktınız, kesecektim ben bunu Gülistan. Nazif. Beni bırakacaktınız, kesecektim hayatım, ben bunu. Hayatım dur dur bir dakika, bir sakin ol. Şunu bir koyalım, nasıl şişmesin, burnun şişmesin. Dur. Oh. Elleri kırılsın inşallah. Hay Allah'ım yani. Nasıl bir saçmalık olmuş bu? Ah be yavrum, nasıl yanlış attın o mesajı. Ben anlatmışım gibi yani. Ne bileyim anne, çok yorgundum. Kafam çok yorgundu. Ben de anlamadım nasıl yaptım bilmiyorum. Manyak bunlar ya. Ailecek manyak bunlara. Tamam şimdi kız hastanedeymiş. Öyle bir şey demeyelim. Ya aklı başında bir kızdı yani. İntihar nereden çıktı ben anlamadım ki. Ya yok oğlum, hastaneden kaza dediler ya. İntihar falan olduğunu sanmıyorum ben. Bu öyle söylüyor. Zeytinyağlık yapacak, üste çıkacak, onu kullanacak. Oğlum o da acısından ne dediğini bilmiyor işte. Ne acısı abi? Acı çeken adam burada hisse mi düşünür? Ya bırak gözünü seveyim. Musallat olacak bize, göreceksiniz. Kızda bir şey olmaz inşallah ya. Ben bir hava alacağım. Yaza bakayım. Dur ben giderim. Niye sakladın be kızım? Ha?
Yeterince üzüldünüz zaten. Hem söylesem inanacak mıydınız ki? Bir Faruk abi sorardım elbet. Yani bir açıklaması vardır diye düşünürdüm. Çünkü Faruk'un senden başka birine bakmayacağına ben eminim. Ama o %100 haklı bile olsa sürpriz yapmaya gitmişken kocanı o halde görmek. Anlıyorum tabii. Yani ben de kadınım sonuçta. Süreyya, Faruk'un seni ne kadar sevdiğini en çok ben biliyorum. Yani bir yanlış anlamaysa eğer... Anne, tamam. Ama konuşmak istemiyorum. Orada kız canıyla uğraşırken şimdi ben ikisini de yargılayamam zaten. İçinde platonik bir şey yaşamış olabilir. Yani senin bunu görmemiş olman çok normal. Tabii canım. Hem Süreyya da anlayacaktır bunu. Önünde sonunda yani bir şekilde değil mi? Ya suç bendeyse? Ya ben sebep olmuşsam? Abi yapma. Hepimiz senin suçlu olmadığını biliyoruz. Hepimiz gördük senin kızı olan davranışlarını. Kendi kendine gelin güvey olmuş işte. Ha, iyilikle maraz zor dedikleri var ya, tam da bu olsa gerek ha. Abi sonuçta senin ona davranışlarından kendine pay çıkarması bile bir hata. Ya senin iyi niyetin yanlış anlamış olabilir ama onun bile mesafe koyması gerek. Evet. Yani kıza bir şey olursa üzülürüz, gencecik bir kız. Ama bunun seninle bir ilgisi yok. Yok. Abi, herkes kendi kalbinden sorumludur. Tabii canım. Oldu o zaman yani. Her reddedilen de kendini arabanın önüne atsın. Thank you.
Annem nerede? Annen birazcık ortalığı ayağa kaldırdı. Ona bir sakinleştirici verdiler. Ama şimdi biraz uyuyor. Uyanınca gelecek, merak etme. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Bu yaşananların hiçbiri asla senin suçun değil. Hepsi o herifin suçu. Tamam mı? Bir daha sakın intihar edeyim falan filan deme. Ömrümüzden ömür gitti. Hiçbir şey için değmez. Hiçbir şey için. Sen nereden öğrendin? Sen neden önce bana gelmiyorsun zaten? Merak etme. Faruk'un burnundan fitil fitil getireceğim bunların hepsini. Dayı, ben intihar falan etmedim ki. Kazaydı. Kaza mı? Sen kendini arabanın önüne bilerek atmadın mı? Karşıdan karşıya geçiyordum. Görmemişim. Fark etmez, sen Faruk yüzünden dalgındın. Bu onun suçlu olmadığını göstermez ki. Dayı, Faruk benim hiçbir suçu yok. Hiçbir şey demedi ki adam bana zaten. Her şeyi kendi kendine yanlış anlayan benim. Nasıl? Ben mesajı gördüm. Karısını atarken yanlışlıkla bana atmış. Her şey üstüne alıp kendimi bu duruma düşürdüm. Özür dilerim. Acaba Faruk'a bir çay mı götürsen? Anne, ben demin kahve götürdüm. Onu da zorla içtim. Ya o kız intihar falan etmedi ha. Bak, kalıbımı basıyorum size. Ama o şerefsiz bunu fırsata çevirmek için öyle söylüyor. Oğlum, intihar ya da değil yani. Neyse ne, kız yoğun bakımda. Allah'ım, bir an önce inşallah hayırlı haberlerini alırız. Serdar abi haber verecek değil mi? Evet, takip ediyor. Verecek, verecek. Sağ olsun verecek. Aman Allah'ım, acil şifalar versin yani. Yani şu ortaklığı gerçekten başından beri istemiyordum. Ama başımıza bu kadar da bela olacakları aklımın ucundan geçmemişti. Gerçekten dayı yiyen manyak çıktılar. Hanımım, hastaneden arıyorlar başhekim. Aman ne olursun hayırlı haberler ver, hadi. Ay çok teşekkür ederim. Oh. Ay çok teşekkür ederim. Tabii tabii tabii, görüşürüz. Görüşürüz. Oh. Aman iyiymiş iyiymiş. Hayati tehlikeyi de atlatmış. Yavaş yavaş iyileşiyormuş, uyanmış yani. Gözümüz aydın. O zaman bu iyi haberi ben abime de vereyim. Sen verir misin haberi? Hastaneden haber geldi. İyiymiş. Oh.
Faruk, senin bu kadar üstüne gelmemem gerekirdi üzgünüm. Bu kadar hastalıklı bir tavır geliştirebileceğini ben düşünemedim. Konuşmayacak mısın? Gücüm yok Süreyya. Hava da bayağı soğudu, istersen yukarı çıkalım. Böyle durumlarda üşümek bana iyi geliyor diyorsun. Ben battaniyemi alayım geleyim istersen. Süreyya, biraz yalnız kalmak istiyorum. Kafamı toplamam lazım. Yaşındasın, gözlerin yaşlardasın. İstisnasız her an yarını düşünüyorsan, yolculuk nereye, neler uğruna ölmeye, dört yalnızlıkla bir doğruyu götür. Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla. Böyle kahpedir dünya. Son bulur kollarında. Hadi durma, ağla, ağla. Yüzünü ıslatmasan da, ağla. Belki hepsi bir rüya. Yaşındasın, herkes kadar yalnız mısın? İnce ince titremen, soğuktan mı sanırsın? Bilmem kaç yaşındasın, her şeyin farkındasın. Acılar biriktirip damla damla harca. Yolculuk nereye, neler uğruna ölmeye, dört yalnızlıkla bir doğruyu götürmeye. Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla. Böyle kahpedir dünya. Son bulur kolları.
Faruk. Efendim. Günaydın. Günaydın. Fıstık, sen niye gitmedin okula bakayım? Ya şey, babamla bir şey konuşmam lazım da nerede? Ya bilmiyorum, ben uyuyakalmışım. Şey, baban da herhalde beni uyandırmak istemedi. Erken kahvaltı yendi belki. Ne oldu? Hiç. Ben bakayım da. Tamam şey, Emir. Benle konuşmak ister misin? Ha, ne oldu abla? Paşam. Babamı gördün mü? Ha, yok, bu sabah görmedim. Niye? İyi, tamam, ben bakarım. Ha, Emir, bak sana krep yaptım. Onu yemeden çıkma oğlum. Ya vaktim yok, okulda yerim. O nasıl adetmiş öyle? Gülistan, kahvaltısını etmeden bırakma. Hı? Günaydın yakışıklı. Günaydın, günaydın. Şey, babamı gördün mü? Ben gelirken gidiyordu o. Birazcık erken çıktı. Sen geç, ben hemen kahvaltını getiriyorum, tamam mı? Aslan parçası. Emir, sen niye babanı arıyorsun yana yakla? Hiçbir şey konuşmam lazım da. Benle konuşmak ister misin? Ben çaldım. Sen bir dur bakayım. Ben bir babanı arayayım, bir konuşturayım sizi. İsteniz var mıydı efendim? Yok, teşekkür ederim. Erkencisin bugün. Ha evet. Okan'la toplantımız vardı bugün. Bir de birikmiş bir sürü iş var, o yüzden erken çıktım. Tamam, anladım. Emir telefonla konuşmak istiyor da seninle, seni arıyormuş. Veriyorum. Alo baba. Ha efendim oğlum. Ya, okulla ilgili bir şey konuşacaktık ya. Kaç gündür yakalamaya çalışıyorum seni. En son dün demiştin sabah konuşuruz diye. Aa evet, haklısın oğlum ya, haklısın paşam. Gerçekten dün çok yoğundum, bugün de yoğunum. Konu neydi? Telefonla konuşmak istemiyorum. İyi tamam oğlum, akşama bir geleyim, sakin sakin konuşalım, olur mu? Kaç gündür sabah akşam diyorsun ya? Emir, Emir, Emir oğlum. Bayağı sinirlendi. Çocuk haklı, haklı. Ne zamandır bir şey konuşacağım diye ben gündemden bir türlü çocuğu karşıma alıp konuşamıyorum yani. Nedir peki mevzu, okulla ilgili falan mı? Bir gezi mi var, nedir? Yani bilmiyorum ki ben de. Bir bakarım şimdi ağzından bir şey alabiliyor muyum? Bir bilgi alırsam da sana haber veririm. Kolay gelsin.